aslında o şoförlerin bırakıldığı gün aynı anda başkonsolosluk mensupları da bırakılacaktı. Fakat bizimkilerin ikinci perdeye bırakıp bir siyasi şöve dönüştürmek istediler. Ama o şoförler kalkan uçağın Ankara'ya değil, ailelerinin beklediği Şanlıurfa Havaalanı'na inmesini istediler. Yani Tayyip Erdoğan'a şov yapma izni vermediler. Ben aynı izni şu anda esir hayatı yaşayan 49 başkonsolosluk mensuplarının da izin vermeyeceğini bekliyor ve hepimiz bu düşüncedeyiz. Tayyip Erdoğan bu şovu yapamayacak, yapsa bile artık Türk halkı yemeyecek. Tayyip Erdoğan din eksenli siyaset yapamadığı için belden aşağı konuşmaya başladı. Sürçülisan olan kelimeleri alıp demagoji yaparak kullanmaya başladı. Ama biz hep ona gülerek bakıyoruz. Çünkü en büyük sürçülisanı o yaptı. Benim çocuklarıma helal ekmek yedirmem dedi. Yani haram ekmek yedirmem diyeceğine, her şeyin haram olmasına göz yumduğunu açıkça söyleyen helal ekmek yedirmem dedi. Ama biz hiçbirimiz çıkıp da bu yanlışı kullanıp onu eleştirmedik. Ama o herhangi bir yanlışı hemen sarılıp sürçülisan yapılan şeyi ve büyük bir iftirayla yapıyor. Beğenmedikleri polislerin evine baskın yapmaya, onları suçlamaya, casuslukla suçlamaya başladı. Bir zamanlar onların ürettikleri malzemelerle Türk ordusunu dağıtan ve bugün Türkiye'yi aciz içine düşüren Tayyip Erdoğan, şimdi Türk polisini de ikiye bölmekte ve birbirlerine kırdırmaktadırlar. Böylesi bir yapıda kendisine destek olanlara sırtını dönen ve fazlalık yapan bir kişinin Türkiye'de tanımadığı insanlara neler yapacağını Allah bilir. Umuyorum ve diliyorum. Bu seçim Tayyip Erdoğan'ın dışında Ekmelettin İhsanoğlu'nun zaferiyle çıkar.